Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma İsrail'in Filistinlere uyguladığı soykırım nedeniyle güçlenen boykot çağrılarının içinde kullanılması yönünde gündem olan Turay ödeme sistemini konuşmak istedik. Bu bugünlerde çok Gündem bunu teknik analizini yapacağız. Nasıl ortaya çıktı? Master ve bize karta göre farklılıkları neler? bunları konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Teknoloji yazarı Ahmet Usta. Konuğumuz Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Bu konuyu konuşacağız bizde canlı yayınımızda ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye'den Ayşe Toruna bağlanacağız ve kendisiyle bu haftaki kamunun bir hizmetini konuşacağız. Kendisi telefon attı. Bu arada dinleyicilerimizden özür diliyorum. Ayşe Torun değil Fatih Çiçek telefon attığımızda Ayşe Hanım rahatsızmış. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi de kendisine iletelim. Fatih Bey. Alo Bilal Bey. Heh, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Iyi sağ şeyin. olun. Teşekkür ederiz. Her hafta Ayşe Hanım'a söz veriyorduk. Sanırım ufak bir rahatsızlığı var. Doğru, geçmiş ufak olsun. Ufak bir rahatsızlığı var. Evet. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Söz sizde efendim. Fırsat buldukça da ben bağlanıyorum. Hoş Biliyorsunuz geldiniz. Biliyorsunuz Bilal Bey, bugün önemli bir gün, Öğretmenler Günü. Evet. Öncelikle bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler günü kutlamak istiyorum. E devlet kapısında öğretmenlerle ilişkili olarak İlksan diye bilinen, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının e devlet kapısında sunmuş olduğu hizmetlerden bahsetmek istiyorum. İlksan ile yapılan işbirlik sonucunda, doğum yardım başvurusu, evlilik yardım başvurusu başta olmak üzere aidat bilgileri sorgulama, ikraz bilgileri sorgulama, anlaşmalı kurumlar, sosyal yardım bilgileri sorgulama hizmetleri dahil olmak üzere toplam 15 sandığın hizmeti E-Devlet kapısından sandık üyesi ilkokul öğretmenlerimizin hizmetine sunulmaktadır. Bunun bilgisini vermek istedim. Çok güzel. Buradan tüm ilkokul öğretmenlerimiz ellerinden öperiz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Yarın. Teşekkür ederiz. Evet Fatih bağlandık. Ee, buradan Öğretmenler Günümüzü de hocalarımızın, değerli öğretmenlerimizin kutlamış olalım. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Troy ödeme sistemini konuşacağız. Ee, bir anda gündem oldu ki yeni bir proje değil. Bildiğim kadarıyla Ahmet Bey. Evet. evet. Ee, 2000 kaçtan? 2016. Beri, 2016'dan beri hayatımızda olan bir şey. Evet. Ama bu vesileyle e, gündem oldu ve kullanılması yönünde bir kamuoyu baskısı var. Ama önce konuşalım mı? Bu ödeme sistemi nedir? Hani kredi kartlarından farkı ne bunun? Hı hı. Biz o vatandaş olarak bize değen tarafı ne? Ne anlamalıyız? Hı hı. E, ödeme dediğimiz işlem gayet kelimesiyle birlikte açık bir anlama sahip. Yani bir noktadan bir noktaya bu iki kişi olabilir, iki kurum olabilir. Hatta bugün algoritmalarda e, yapılarda e, programlarda bunun içerisine girebilir. Transfer edilen para. Ödeme sistemi dediğimiz zaman bu transferin, parasal transferin, finansal transferin arasında bu işlemi gerçekleştiren, bunu sistemik hale getiren, e, buna aracılık eden bir e, kurumun, yapının sunmuş olduğu sistem. Ödeme sistemi bu. Hı hı. E, kredi dediğimiz sistemse sizin e, o anda cebinizde olmayan e, bir e, harcamayı yapmanız karşılığında size açılmış olan bir e, ön ödeme hakkı kredi sisteminde önden harcamayı yapıp daha sonra borcunuzu ödüyorsunuz. Ödeme sisteminizde elinizde olan mevcut varlığı, finansal varlığı bir sistem üzerinden bir başka noktaya aktarıyorsunuz. Yapı temel olarak budur. Bu kredi kartları ile arasındaki ilişki bu o zaman ödeme sistemi. Kredi kartları bu altyapının üstüne mi, platformun üstüne mi çalışıyor? Şimdi şöyle, kredi kartının tabii biraz tarihine gitmek lazım. Bizim ödeme sistemi dediğimiz şeylerin geçmişi aslında çok geriye gidiyor. Yani biz bunu 15. yüzyılda kurulan Medici'ler tarafından modern bankacılık sistemine kadar götürebiliriz. E, varlıkların korunması, transfer edilmesi. Hatta daha geriye gidebiliriz. İşte deniz kabuklarıyla, pirinçle, tuzla insanlar arasında yapılan ödemeler. Paranın tarihi kadar eski. Evet. Ama e, ödeme sistemlerinin, yani modern dijital ödeme sistemlerinin 1817 yılında Amerika'da bir telgraf hattı üzerinden yapılan elektronik fon transferi yani paranın kime ait olduğunun bilgisinin transfer edilmesiyle alakalı bilginin bir noktadan bir noktaya iletilmesi. Bununla başladığını kabul edebiliriz. Kredi kartı dediğimiz şey ise 1947, 1949 düzeltiyorum. 1949 yılında Frank McNamara isimli bir iş adamının gitmiş olduğu bir restoranda cüzdanını evde unutmuş olduğunu fark etmesiyle başlıyor. Hikaye böyle başlıyor. Evet ve eşi ödeme yapmak durumunda kalıyor. Tabii bir iş adamı için o yıllarda utanç verici bir durum. Eve dönüyor ve diyor ki acaba bunu nasıl çözebiliriz? burada bir aracı kurum üzerinden bir doğrulayıcı üzerinden bir kefil üzerinden bir ben ibraz sizi tanıyorum, edilecek tanıyorum parası vardır. Aynen öyle. Yani bir verilecek garanti üzerinde ibraz edilecek bir kart bilgilerinin alınması bu ödemeyi yapan kişinin imzasının alınmasıyla birlikte bir sistem geliştiriyor. 1950 yılında Diners Club yani restoranlar kulübü diyebileceğimiz bir yapıyla Gidiyorsunuz, bu sisteme abone oluyorsunuz ya da bu sistemin üyesi haline geliyorsunuz. O zaman ama internet yok, post yok, hiçbir şey yok. O fiziki şey. bir, fiziki kart, var bir kart, var. kart veriyorlar size. O kartın işte o erken dönemdeki cihazlarını e, meraklı kullanıcılarımız internette araştırabilirler. Kart konuluyor, işte bir karbon e, kağıdı üzerinden bir kopyası çıkartılıyor, bir imza alınıyor. Bu şu demek, ben yemeğimi yedim, şu kadar lira borcum var, bu borcumu o kulüp ödesin buraya. Ben de gideyim o kulübe borcumu ödeyeyim. Bu şekilde kredi kartı dediğimiz yapı başlıyor. Ondan sonra yıllar içerisinde sisteme ilginin artması, kullanıcı sayısının artmasıyla daha farklı Bank of America'nın 1958 yılında Visa ama o dönemde adı Visa değil. Sonradan Visa'ya dönüşüyor. Hmm. Visa da şuradan geliyor. Ee, Avrupa'ya da açılma kararı alıyorlar ilerleyen yıllarda. Yani Amerika'da belli bir doygunluğa ulaşınca ve e, deniliyor ki isim yeni bir isim lazım. Nasıl olsun? Bütün dünya dillerine bakıyorlar. Ortak bir ifade. Vize Visa, Aa. Bu isim buradan geliyor. E sonra ilerleyen yıllarda farklı ödeme sistemleri de hayatımıza geliyor. Şu anda baktığımız zaman dünyada işte Visa, Mastercard ve Amerikan Express olmak üzere üç tane büyük küresel global ödeme sisteminin olduğunu görüyoruz. Ama bunun dışında da çok farklı ülkelerin, çok farklı coğrafi bölgelerde geçerli ödeme sistemleri var. Hı hı. Bunlar dünyada kabul görmüş o zaman bütün bankalar Tabii. tarafından kabul edilmiş. Yani bir banka herhangi bir ülkede... Tabii. Ben evet bu şeyler sistemlerle çalışacağım dedikleri için bunlar büyük oldular. Kesinlikle yani bir bankanın kendi başına sıfırdan bir ödeme sistemi geliştirmesi mümkün tabii ki teknolojik olarak imkansız değil ama bunu bir network bir ağ niteliğinde pek çok, çok yere zor. kabul ettirmeniz. Yani herkes sizin müşteriniz değil başka bankaların müşterileri ortak bir sistem. Bu sistem üzerinden bir e, elinizde sahip olduğunuz ödeme e, yapısını destekleyen bir kartı bu kredi kartı niteliği olabilir. İlla kredi kartı olmak zorunda değil. Debit diye ifade ettiğimiz banka kartı da olabilir ya yani. Banka kartı. Banka hesabınızda para var. Networkün içerisinde bir cihaz bugün cihazları kullanıyoruz artık. Temaslı, temassız farklı teknolojiler var. E, ne yapıyorsunuz? Aslında siz bakın benim elimde böyle bir param var ya da bu parayı Ödeme garantisiyle alakalı beni yetkilendirilmiş bir kurum var. Kredi. Sen parayı oradan al, ben daha sonra oraya vereceğim. İşte bir e, teknolojik altyapı üzerinde internet kullanılabilir, farklı ağlar kullanılabilir. Doğrulamanın yapıldığı ve ödeme sistemi olarak ödemenin gerçekleştiği yapı. yani bugün cebinizde global bir kart varsa girdiğiniz herhangi bir alışveriş noktasında Dünyanın herhangi bir noktası. işlem yapabilirsiniz. Bu da çok önemli. O zaman şu an kredi kartı veya banka kartı fark etmez. Evet. Temaslı veya temassız fark etmez. Evet. Aslında işlemi yapan bu bahsettiğiniz ödeme sistemleri. Tabii Bankalar yani. Bankalar değil yani. Ödeme sistemi dediğimiz kurum teknolojik altyapıyı, iletişimi, bunun sağlıklı bir şekilde ilerlemesini, bununla alakalı küresel standartları, uyulması gereken standartları belirleyen yapılar. Tabii ki Müthiş. banka kendi içerisinde bunlarla uyumlulukla alakalı. Çözümlerini geliştiriyor. Yani Bank of America zamanında bu ödeme sistemini yaparken ne kadar aslında geleceğe yönelik bir şey yaptığını da gösteriyor mu? Tek tek uğraşarak. Yani tabii o gün böyle 50-60 sene sonrasını düşündüler demek biraz iddialı olabilir. Genellikle teknolojiler öyle doğup büyümüyor. İşte bir restoranda ödeme yapma ihtiyacı cüzdan taşımasınlar diye doğmuş olan bir teknoloji. Yıllar içerisinde müşterilerinin sayısını arttırmak daha geniş kitlelere erişmek. Amerika Türkiye gibi değil yani Türkiye'de büyük bankalarımız var ama mesela sadece bir şehrimizde faaliyet gösteren o şehre özgün bir bankamız yok. Amerika'da bırakın şehirleri kasabalarda bile faaliyet gösterebilen küçük bankalar var. Dolayısıyla siz bütün Amerikan halkına erişmek istiyorsanız bir takım ortak ürünler, hizmetler sunmanız lazım. Biraz yani müşteri kitlesini bu büyütmek abi. için bu dünyanın içerisine giriyorlar. Tabii bir karlılık var yani bir faiz işletiyorsunuz verdiğiniz kredi için bir gelir elde ediyorsunuz. Bankalar biraz müşteri kitlelerini büyütmek ve buradan gelecek tatlı hmm. e, gelir için bu işe girmişler. Ama yıllar içerisinde. Müthiş bir dönem yani bunu standart tabii. hale getirebilecek tabii. o istikrarı çalışmak. Ödeme sisteminde o zaman bu bahsettiğiniz 3-4 büyük dev her kredi kartı işleminde bir oran mı alıyor? Kasasına para mı giriyor? Şimdi tabii ki e, bu e, sabit bir rakam değil. Bunu e, şudur budur Ama diyemeyiz. E, e, tabii ki yani vermiş olduğu hizmetin karşılığında elde ettiği bir gelir var. Ama gelirden daha önemlisi bir veri var. Yani sizin bir ülkenin, bir bölgenin, bir bankanın, müşterilerinin, şirketlerin yapmış olduğu işlemlere dair... ...bu işlemlerin nerede yapıldığı, tutarları nedir? Ciddi bir dataya sahip para oluyorsunuz. Para kadar değerli başka bir şeye daha sahip olmanız. Tabii, tabii. Buradan birçok analiz çıkartmak mümkün. O analize göre hareket etmek mümkün. Hmm. Müthiş. Evet hani bu girişi özellikle yapmamız kıymetten ödeme sistemi nedir? Evet. Dünyadaki neden sınan, nereden çıktı? Hikaye anlattığınız kredi kartı hikayesi. Bu çok önemli. Gelelim şimdi bizim şeyimize. Troy ödeme sistemi evet. aslında 2016 yılında ortaya çıktı. Siz de hatta onu yakından takip ettiğiniz dediğim evet. kadarıyla o hikaye nasıl? Şimdi şöyle aslında bunun tabii ki fikri geçmişi 2016'dan önceye gidiyor. Ama bu sürecin içerisinde önemli olan bazı şeyler var. Bunlardan belki de en önemlisi ve dile getirmemiz gereken 2014 yılında Rusya'nın Kırım'a ilhak etmesiyle beraber dünyada küresel olarak faaliyet gösteren iki tane ödeme sistemi. Düğmeye basıp Rusya'daki ödeme sistemini kapattılar. Olur. Bu çok büyük ciddi anlamda Rusya'nın içerisinde sıkıntıya sebebiyet vermiş bir sistem. Bunun üzerine Rusya kendi ödeme şemasını geliştirmeye başladı. Mir ve e, Aralık 2015'te de bunu devreye aldı. Şema kelimesini niye kullanıyorsunuz? E, bu şema bir ifade e, bir ödeme sistemi ile alakalı yapıyı e, hmm. kastetmek için kullanıyor. Ödeme şemaları diye geçer bunlar bir ödeme şeması olarak mir e, sistemi diyelim ödeme sistemi olarak devreye girdi gelmeden önce ben biraz baktım not aldım 228.4 milyon mir kartı varmış Şu an. bu senenin ikinci yarısı itibariyle e, tabii bu süreç içerisinde Türkiye'de de yerli bir ödeme sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar Burada başlamıştı mı ilham aldık yani yani Açık. o süreci hızlandırdı diyebiliriz Aynen, sadece Aynen. odur diyemeyiz Türkiye'nin de kendi bir bu arada şunu söylemek istiyorum Türkiye ödeme sistemleri anlamında dünyanın bir numaralı ülkesidir. Çok bilinmez. Bizim bankalarımızın sahip olduğu teknolojik altyapı bu kartlı ödeme sistemlerinde sunulan taksitlendirme kampanyalar puan toplatmalar işte bunların farklı şeylere dönüştürülmesi markalarla servisler. yapılan çalışmalar servisler ve bunlara yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye dünyada bir numaralı teknoloji geliştiren ülkedir. Aslında bu büyük ödeme sistemleri noktasında. Türkiye laboratuvar gibidir. Benim çok aktif gazetecilik yaptığım dönemlerde biz işte yurt dışındaki şeylerine, araştırma merkezlerine gitmiştik. Türkiye'yi böyle öve öve bitiremiyorlardı. Ee, bu anlamda iyiyiz. E şimdi bu bu kadar iyiyken, elimizde bu teknolojiler varken o zaman neden kendi sistemimizi geliştirmeyelim? Kim sahiplendi? Bankalar arası kart merkezi. 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle üstelik de 8 tane yerli mühendisimiz, 8 kahraman geliştirdiği %100 yerli bir teknoloji. 28 Nisan 2016'da lansmanı yapıldı. En son verilere göre 9 Kasım 2023 itibariyle 19 milyon yerli ödeme sistemimizde kart var. Nedir adı? Milyon. Troy. Troy. Troy nedir? Troy Türkiye'nin ödeme yöntemi. Buradan gelen bir kısaltma. Zaten biliyorsun Troy bir. Oradan geliyor tamam hikayesi Troy. De Troy var. hikayesi de var Çanakkale evet ve Troy. Hadi. Ve işte 239.2 milyar liralık işlem gerçekleşmiş bu sene. E, sistemin özelliğini, sistemin özelliği dışarı bağımlı olmaması, tamamen bankalar arası kart merkezinin sunmuş olduğu altyapı üzerinden bugün üzerinde Troy logosu olan bir kartınız varsa veri dışarı çıkmadan bununla alakalı yapılan ödeme yani ödemeden kastettiğim şeyine, o aracılığı sağlayan hizmetlerde yurt dışı firmalarına giden komisyonlar olmaksızın bu ödemeyi Türkiye'de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yarın Rusya örneğindeki bir problem yaşarsak Allah korusun. Evet. Biz kendi ödeme sistemimize sahip olduğumuz evet. şey, en azından ülke içindeki işlemler evet. ticaret için içinde devam ediyor. Zaten edebilir. kredi kartlarıyla yapılan rakamlar değişmediyse işlemlerin yüzde 95'i Türkiye içerisinde oluyor. Yani Ahmet amca, Mehmet bey, Ayşe hanım, Fatma teyze e, Türkiye içerisindeki bir satıcıdan gidip bir ürün satın alıyor. E, bunun için yurt dışındaki hizmet veren bir servisin araya girmesine gerek yok. İçeride hı hı. kalabilir bu sistem. Müthişim. Dolayısıyla burada eğer üzerinde Troy logolu bir kartınız varsa bu kartla ödeme yaptığınızda bu işlem Türkiye içerisinde... Şöyle tartışmalar var. Daha O tartışmaların da karşıda oldu. Bu yerli sistem değil. Altyapısı başka firmalar kullanılıyor. Twitter'da gördüm çünkü. <laughs> Ama dediğiniz anladığım kadarıyla bütün yazılım yerli. Şimdi yazılım yerli. Bu tartışmalara sebebiyet veren konu şu. E, Troy kartını Türkiye'de kullanabiliyorsunuz. Ama bu Troy kartını... Yurt dışından hizmet aldığınız online bir serviste mesela bir oyun satın aldığınız platformda ya da dijital abonelik aldığınız bir serviste e, ya da yurt dışına gittiğinizde. Apple, Steam, Netflix gibi e, Evet yani de. ben marka söylemek istemedim. Evet, tamam. e, kullanmak istediğinizde çalışmıyor. Neden? Çünkü bu yapılar ödeme altyapısı olarak çözümlerini Küresel e, şema, ödeme sistemleri yani üzerinden bağlanıyor. Yani Visa, Mastercard, Discover gibi Yani sen alıyorlar. gidip Steam'den bir oyun almak istediğinde oradaki ödeme arayüzü sana şey diyor. E, kardeşim diyor ben bu kartı tanımıyorum. Bunu sorduğum zaman cevap alabildiğim bir yer yok. Şimdi bunun çalışabilmesi için sizin de bir küresel sistemle bağlantı kurmanız lazım. Bu amaçla da ilk o kredi kart dedik ya, Diners Club dedik. Evet, i̇şte evet. onun adı Discover şu anda. Discover'la bir anlaşması var Troy'un. Siz bankanızı arayıp Troy kartı talep ettiğinizde iki farklı kart tipi var. Bir Türkiye içinde domestik kart var, bir de yurt dışında kullanılabilecek Discover'la anlaşmalı kart. Tamam. Öyle bir kart alırsanız, Discover'ın geçtiği rakamını bilemiyorum ama yani milyonlarca belki yüz milyonlarca noktada da online işlemlerinizde de bu kartı kullanabiliyorsunuz. Ha, şey bu eleştiriler aslında işbirliği eleştirileri. Evet, yani mecbursun teknolojisi da dışarıdan da alındı da. şöyle öyle bir şey yok. Tamam. Yani, Ona da mecbursun. Yani sen küresel bir aktör olamadığın için. Evet. O, onun olması için zaman gerektiği için veya evet. biriyle işbirliği yapmak İsviçre'de, Avusturya'da, Amerika'da çalışması için. Tabii Hı, ki. tamam. De. Hatta System. ben sana çok daha ilginç bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz gün e, kamu bankalarımızdan Halkbank çok ilginç bir e, teknoloji tanıttı. Yüzükle ödeme. Evet gördüm. Bir yüzüğünüz onu. var. Yüzükle temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Şimdi normalde bu teknolojiyi e, var olan küresel şemalardan biriyle geliştirmek istediğinizde siz gidip o küresel şamanın altyapısıyla biz böyle bir şey yapıyoruz deyip bir süreç başlatmanız lazım ve bu zaman alıyor. Ama siz bunu Troy'la yaptığınız zaman Türkiye'de zaten standartlar belli olduğu için ve çok hızlı ilerleyebildiğiniz için o işte yüzükle ödeme sisteminde Troy kullandılar ve iş. bu teknolojiyi hayata geçirmek hızlı ve etkin bir şekilde çalışıyor. Yani, Aynen ülke öyle. Içinde. Yüzüğü takıyorsunuz, bununla ödeme yapıyorsunuz. Şey de çok önemli. Verdiğiniz veri zaten kredi kartı şey havuzunun yüzde %95, işlemlerin %95'i evet. şey ülke içinde oluyor. Rakam değişmediyse yani Troy'un lansmanı %90 olsun. De, yani aşağı yukarı o çevrede dolaşıyor. Aslında bizi bize bize yetecek bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Şu an ülkenin her noktasındaki Ulusal veya uluslararası bütün şirketler bunu post cihazları hepsinde Troy geçiyor. Post geçirecek. cihazlarında bugün tamam. artık okay. e, cep telefonları üzerinden ödeme alınabilen yapılar var. Çünkü bu tüm Türkiye'de ödeme yaptığınız sistemler bankalar arası kart merkezinin üzerindeki merkezi yapıyı kullanarak onun vermiş olduğu hizmetin altyapısını kullanarak ödeme alırlar. Mecburlar buna tabii, mi? A mi? Tamam. Okay. Tabii ki A bankasından bir kartınız var. Gidiyorsunuz bir dükkanda bir ödeme yapıyorsunuz. E, oradaki post cihazı B bankasından alınmış. Şimdi bu ikisinin arasında bir iletişim kurmak lazım. Adı üstünde bankalar Bankası arası kart merkezi. Kart merkezi. Tamam. Amacı bu. E, Troy sisteminin altyapısını da bu sunduğu için... ...Türkiye'deki bütün post sistemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın... ...bu çözümü kullanmak, ödemenizi yapmak mümkün. ATM'lerden para çekmek, para yatırmak. Banka kartı günün sonu. Bankalar arası kart merkezi de Merkez Bankası'nın bir kuruluşu değil e, mi? E, öyle değildi aslında. Türkiye'deki işte çeşitli bankaların ortaklık yapısı üzerinden kurulmuştu ama yanlış hatırlamıyorsam 2000 senesinde ama yani hmm. 2000 özür diliyorum 2020 senesinde evet teyide muhtaç bu bilgi %100 emin değilim merkez bankasının e, ağırlığı kamu bankalarının içerideki hisse ağırlığı arttığından dolayı şu anda Merkez Bankası'nın altında konumlandırılmış bir yapıyla ilerliyor. Diğer baktım, banka üyelikleri şeyde, de var içerisinde. 51 Merkez Bankası, Garanti evet, Bankası, doğru. Halk Bankası doğru, oranları doğru. var. Doğru. 5 6 7 8. BkM'nin sitesinden Ertan, bakılabilir bu tamam, Aslında bir konsorsiyum var Tabii ama itir. ağırlık Merkez Bankası'nda. Onu da şey yapmak istedim. Bu arada bir bilgi vereyim. arası Kart Merkezi'nden bir yetkiliye ulaşıp hani bu konuyu da sormak istedim. Dediler ki Merkez Bankası'na izin alın. Tabii doğru. Dolayısıyla Merkez Bankası'na bağlı olduğunu buradan çıkarıyorum. Doğru, <laughs> doğru e, evet. Peki şeyi sorayım başka bir soru önemli. Visa, Mastercard gibi hani global devlerin ara, teknik olarak incelediğinizde gördüğünüz bir farkı var mı? Bir vizi işte yavaş işlem oluyor, hayır. bir bir problem oluyor şey Karşılaştırdığımızda. Şey ben, hayır öyle bir şey yok. Yani bu diğer bir kartı nasıl kullanıyorsanız aynı şekilde hmm. kullanıyorsunuz. Hmm. Avantajı ne? Yurt içinde komisyonların kalması. Avantajı ne? Datanın yurt Burada içinde kalması. kalması. Avantajı ne? Yenilikçi bir teknoloji geliştirme. Yani bugün yüzükle yaptınız. Yarın ne bileyim rozetle yaparsınız. Yarın hmm. da gözlükle yaparsınız. Bir şey geliştirmek istiyorsunuz. Hmm. Bir inovasyon hmm. yapmak hmm. istiyorsunuz. Yurt dışına gidip anlaşma yapmakla uğraşmanıza gerek yok. Burada altyapısı yapısı teknolojik çerçevesi belli zaten yapıyorsunuz hızlıca hayata geçiriyorsunuz. Bir de e, hani günümüzde savaşların birçok sadece tankla, topla, uçakla olmadığı bir dönemde çeşitli evet. boykotlar, protestolar, evet. engellemeler Rusya'nın başına gelen şey bir gün bizim başımıza da gelebilir mi? Olabilir. O yüzden önlemimizi almak kıymetli Tabii. bu anlamda. Yani cebinizde bir Troy logolu kart taşımak bir tane bile olsa e, olmalı diyorsunuz. Evet değil mi? yani taşımanın hiçbir külfeti yok. Yani onu soracağım. Oradaki nasıl Bistro'yu kart edinebiliyoruz? Yani bankanızı mı arıyorsunuz. Tamam. Ben Troy logolu bir kart istiyorum diyorsunuz. Eğer bu kartı dijital platformlarda, yurt dışından hizmet veren platformlarda ya da yurt dışında kullanmak istiyorsanız aynı zamanda bu kartın uluslararası arenada da kullanılabilir olmasını istiyorum diyorsunuz. Bankanız size kartı gönderiyor. bütün bankalar bu hizmeti evet, evet, veriyor. Bunun ekstra bir ücreti var mı? Yani şöyle banka bazında detayına bakmak evet, lazım. Tamam. Bankalar eğer kartla alakalı bazı ekstra hizmetler verip bunlara yönelik bir üyelik aidatı alıyorlarsa olabilir. Ama almıyorlarsa zaten her banka bir tane ücretsiz kart yasa gereği sunmak durumunda. Aidatı olmayan o kapsamda bir Troy kart varsa o kapsamda hmm. bir kart talep edersiniz. Hmm. Bu çok önemli. E, e, bankamızı mutlaka arayalım. Şey de çok söylediğiniz şey çok kıymetli. Yani cüzdanımıza bir tane Diyelim 5 6 tane kredi kartı varsa ki o evet. ortalamasını verisini bilmiyorum ama herhalde herkesin en az 3 tane 2 tane kredi kartı vardır cüzdanın içinde. Mutlaka onun verisi de vardır. Ben size vereyim de... rakamları. Var mı onun var. verisi? Eylül 2023 bankaları Kart Merkezi'nin yayınlamış olduğu basın bültenine göre Türkiye'de 112.7 milyon tane kredi kartı var. 184.4 milyon tane banka kartı var. Kredi kartını izah ettim. Yani önden harcamayı yapıp bankaya sonra ödemeyi yaptığınız. Banka kartıysa hesabınızdaki parayı harcadığınız bir de bunun dışında 84,5 milyon tane ön ödemeli kart var. Bu ödemeyi aracılık eden kurumlar var ya Türkiye'de evet, evet. onların kartı toplamda 381,6 milyon kart var. Yani biraz abartalım Türkiye'deki nüfus gelecek. 100 milyon desek kundaktaki bebek de dahil evet, olmak yani. üzere. 18 yaş altını çıkarsak 60 milyon desek kişi başına 6-6,5 kart düşüyor. Altı buçuk kart. altı kart desek bir tanesi Troy mutlaka olmalı. Hiç Aslında şeyi de konuştuk hani nasıl alınacağını. Evet. E, bize ekstra bir maliyeti olmadığını bizi peki geleneksel o büyük devlerin yaptık. E, bütün servislerde kullanılıyor. Hepsi Troy'da geçerli. Değil mi? Yani işte taksit postlarda kolaylık. O, o bankanın o bankanın, bankanın size sunmuş olduğu imkanlar. Yani kartın ne şekilde çalışacağı, hangi imkanları sunacağı, puan biriktirme özelliğinin olup olmadığı, mil kazandırma özelliğinin olup olmadığı, o bankanın kendi pazarlama departmanının o kartla birlikte paketlediği seçenekler. Ama temelde kartın işlevi basit. Ödemeye aracılık etme sürecinde bir teknolojik imkan sağlıyor size. Ama banka o kartla bu bahsettiğimiz imkanları sunuyorsa o imkanlardan da tabii ki de faydalanabilirsiniz. Son olarak son bölümde şunu soracağım. Aslında bütün teknik detayları da konuşmuş olduk. Siz teknolojiyi takip eden, yıllardır takip eden hı hı. yani şeyi bilen bir insansınız. Devlerin nasıl ortaya çıktı dijital platformlar. Troy gibi bir ödeme sistemini global olarak dünyanın da kullanımına en azından yakın coğrafyada kullanılması için ne yapmak lazım? Şöyle bu uluslararası anlaşmalarla alakalı bir şey. Siz bugün e, doğrudan bütün dünya bunu kullansın diye dayatamazsınız. Ama ne yaparsınız? Bizim işte kardeş Türkiye Cumhuriyetlerimiz var. İşte Azerbaycan'daki bankalarla, Türkmenistan'daki, Kırgızistan'daki bankalarla ya da işte ilişkilerimizin iyi olduğu ülkelerdeki bankacılık sistemiyle entegrasyonlar yaparak bu kartın o bölgelerde de doğrudan bir aracı olmaksızın kullanılabilmesini mümkün hale getirebilirsiniz. O zaman ne olur? Coğrafi kapsama alanınız genişledikçe... Bu kartı kullanan insan sayısı arttıkça bu insanlar dünyanın farklı yerlerinde yahu bu kartı biz sizde de kullanmak istiyoruz. Neden desteklemiyorsunuz gibi bir müşteri talebi yaratabilirlerse baskısı. Baskısı yaratabilirlerse neden olmasın? Yani bugün Çin'e baktığımızda e, AliPay var işte e, farklı ödeme sistemleri var. Bunlar e, Çinli turistlerin dünyanın her yerine gitmesi sebebiyle farklı ülkelerde çalışabiliyor. E işte bankalar o ülkelerdeki bir önemli bankalar diyorlar ki biz işte Alipay ile anlaşma yaptık. Artık bizim bankamızın POS'unun geçtiği yerlerde Alipay ile ödeme yapılabilir. Neden aynısı Troy için olmasın? Bu bir e, yaygınlık kazanabilme, kullanıcı sayısını arttırabilmek, uluslararası anlaşmalara imza atmak. Gerektiren Dijital bir durum. Dijital kültürle ilgili biraz. Tabii değil ki mi? yani bugün değil. nasıl ki bizim kamu makamlarımız e, yurt dışına ticari görüşmeler için gidiyorlarsa Ticari bir takım anlaşmalara imza atılıyorsa finansal anlamda da bu tarz anlaşmalar yapılarak bu kartın kapsama alanı karşılıklı olarak yani o ülkelerin de yerel sistemleri olabilir. Karşılıklı çalışabilecek bağlantılar sağlanarak köprüler kurularak yaygınlaştırılabilir. Sizin blockchain, kripto para gibi uzmanlıklarınız da var. Evet. Bu Troy işbirliğiyle bir şey yapılabilir mi? Blockchain. Şimdi şöyle Troy. Türkiye'de bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var önce. Bankaların e, kripto varlıkları saklama veya da kripto varlık saklayan kurumların bankalarla entegre olma. Bu varlıkların e, alım satımla alakalı işlemlerin yapıldığı yerde anında Türk lirasına dönüştürülme ve bu Türk lirası üzerinden de kartlar üzerinde ödeme için kullanılması mevcut sistemi bozmaksızın faturalandırma maliyenin gelirler idaresi başkanlığının yapılarıyla uyumlu şekilde... Neden olmasın? Bunlar çok zor şeyler değil ama bunun için uygun bir yasal mevzuatın oluşturulması lazım. An. Şu anda yok ama eli kulağında yakında geliyor. Hı hı. E, i̇lk adımlar atıldıktan sonra lisanslama modelleri belli olduktan sonra ilerleyen dönemlerde katma değerli servislerinde önü açılacak. Özel bir bankanın geçen aylarda kripto varlıklarla ilgili bir servisi açıldı galiba. E, öyle bir haber çıkmıştı. Hatta o bankaya ismini de verelim. Garanti Bankası. Kripto varlıklarla ilgili ama o hani ben bilginin detayına aiz değilim. Programda da çıkarmak istedim. İlk adımı biz attık. Hani Artık post cihazlarında kripto varlıklarla ödeme yapılabilecek. Şu anda ödeme yapılamaz. 16 Nisan 2021 tarihi itibariyle bir engelleyici durum var. E, yasal çerçeve düzelince tamam. olacaktır. Harika. Programımızın sonuna geldik. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Teknoloji yazarı Ahmet Usta ile turayı ödeme sistemini konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.